Daha önce kendinize bazı insanların nasıl zengin olup da bazılarının ayın sonunu zor getirdiğini sordunuz mu? Bu insanları birbirinden ayıran kilit bir noktanın farkına varıp varmadığınızı merak ettiniz mi? Bu videoda finansal başarı elde etme veya finansal krize girme olasılığımız üzerinde oldukça etkili olan zengin insanların yapıp fakir insanların yapmadığı 7 alışkanlıktan bahsedeceğim. Zengin insanlar gelir yasasına inanırlar. Zengin insanlar piyasada yarattıkları değerlere oranla kazanç elde edeceklerine inanırlar. Yani eğer dünyada herkesin isteyeceği ya da ihtiyacı olacağı bir ürün yarattıklarını düşünürlerse karşılığını kesinlikle alacağını düşünürler. Zengin insanlar çağımızın sonuç odaklı bakış açısı doğrultusunda elde ettikleri sonuçların başarılarına dair tek ölçüt olduğunu düşünür. Fakir insanlarsa bir işe ayırdıkları vakte oranla kazanç elde etmek zorunda olduklarını düşünürler. Çalışkanlık başarının temel bir taşı olmasına karşın fazla çaba her zaman daha iyi sonuçları garanti etmez. Aslında katma değer elde edilmeyen sonuçlar verimsizliğin bir işaretidir. Dolayısıyla fakir insanlar çıktıların girdilerden daha önemli olduğunu sıklıkla unuturlar. Zengin insanlar birer kitap kurdudur. Günümüzde bilgi güçtür. Kendini geliştirmek her zaman daha iyi bir kazanca işarettir ve bunun en iyi yolu genellikle okumaktan geçer. Dünyanın en başarılı yatırımcısı Warren Buffett'a başarısının sırrı sorulduğunda cevabı yanındaki kitap yanını göstererek "Siz de günde 500 sayfa kitap okuyun" demiştir. Bilgi birikimine yatırım yapmanın önemini vurgulayan tek başarılı isim Warren Buffett değil. Örneğin Bill Gates yılda 50 kitap okumaktadır. Yani yaklaşık olarak haftada bir kitap. Aynı şekilde Tesla otomobillerini yaratan isim Elon Musk da bir kitap kurdudur. Musk, roket imal etmeyi ders kitapları okuyarak öğrendiğini söylemiştir. Fakir insanlar arasında sadece 50 kişiden biri kendini geliştirmek adına okuma alışkanlığı olduğunu söylemiştir. Bunun sonucunda bu insanların kendilerini finansal refaha taşıyacak kararları vermede güçlük çekmesi kaçınılmazdır. Zengin insanlar pozitif ve başarılı insanlarla vakit geçirir. İnsanların zamanının çoğunu geçirdiği 5 kişinin ortalaması olduğu söylenir ve zengin insanlar sosyal çevrenin başarıyla ilişkili olduğunu bilir. Bu yüzden bu tarz insanlar başarı, fırsatlar ve pozitif konular hakkında konuşabilecekleri insanlarla vakit geçirmeyi severler. Bu şekilde yaparak dünyaya bakış açılarını en uygun hale getirme fırsatı elde ederler. Fakir insanlarda sıklıkla görüleceği üzere bu insanlar kendilerinin daha başarılı versiyonlarına evrilmelerini sağlayacak insanlarla birlikte olmak için pek çaba harcamazlar. Bunun yerine kendilerini aşağı çeken ve kötü etkileyen ortamlara girerek finansal durumlarını iyi hale getirme şanslarını yok ederler. Zengin insanlar her ikisi de diye düşünürken fakir insanlar ya bu ya da şu diye düşünür. Ekonomistler uzun zaman önce fırsat maliyeti denilen bir terim bulmuşlardır. Basitçe bu terim, bir seçim yaptığınızda başka bir seçenekten vazgeçtiğiniz anlamına gelir. Yani eğer cebimdeki 20 lirayla yemek yersem, aynı paraya alabileceğim bir pastadan vazgeçmiş olurum. Bu aynı zamanda fakir insanların nasıl düşündüğünün de bir özetidir. Belirli bir miktar paraları vardır ve bunu sadece bu veya şu şekilde harcayabilirim diye düşünürler. Zengin ise her ikisini de nasıl elde edebileceğine odaklanır. Önceki örnekte olduğu gibi zenginin 20 lirası olduğunu düşünelim. Onun da hem yemek yemeyi hem de pasta almayı istediğini düşünelim. Fakat bu kişi birinden birini seçmek yerine ikisini de elde etmek için başta yemek veya pasta satın almak yerine bir koli su alıp insanları bunu almaya teşvik ederek kazandığı parayla hem yemek hem de pasta alıp üzerine de cebine kalan kârın keyfini çıkarabilir. Bu basit örnek zengin insanların her ikisi de mentalitesine somut bir örnektir. Zengin insanlar her zaman gelir yerine birikime odaklanır. Fakir insanlar genellikle maaş odaklı düşünürler. Oysa zengin insanlar elde edilen gelirin toplam birikim kadar önemli olmadığını bilirler. Bir insanın kazancı çok yüksek olabilir ama onu elde tutmayı bilmezse sonuç olarak hep çulsuz kalmaya devam edecektir. Zenginse birikimin birçok fırsatın kapısını açabileceğini ve uzun vadede daha büyük bir servet yaratabileceğini bilir.
zengin insanlar para konusunda büyük düşünürler. Bu tam olarak bazı insanların bir bardak kahve parası gibi küçük meblağları harcarken çok dikkatli olup yatırım, kendini geliştirme ve eğitim gibi büyük harcamalarda pek de akıllı olmayan tercihler yapmasının tam tersidir. Zengin insanlar küçük harcamalar konusunda disiplinli oldukları kadar konferanslar, eğitimler gibi kendilerini ve finansal durumlarını geliştirmede epey faydalı aktivitelere para harcamaktan asla geri durmazlar. Zengin insanlar düzenli olarak çevrelerini genişletirler ve gönüllülükle ilgilenirler. Zengin insanlar bağlantılar kurmanın önemini bilirler. İster arkadaş edinmek, isterse potansiyel müşterilere ulaşmak adına yeni insanlarla tanışmanın her zaman olumlu etkileri vardır ve faydalı etkinliklerde bulunmanın toplum nazarında her zaman bir değeri vardır. Zengin insanların yaklaşık 1/4'ü ayda 5 saat ve fazlasını gönüllülük ve çevre edinmeye ayırırlarken, parasal sıkıntıları olan insanlarda bu oran 1/10'a düşmektedir. Bu da onların yeni bağlantılar kurma ve parasal fırsatlar yaratma şanslarını kaçırmaları anlamına gelmektedir. Özetle bu 7 madde, zenginle fakir arasındaki ayrıma sebep olan faktörlerden sadece bazılarıydı. Bahsettiğim bu alışkanlıkları edinmeye başlayarak kendinizi daha varlıklı olmaya hazırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.